Bazıları hayatın onlara ne kadar acımasız davrandığından şikayet edip dururlar. Etrafınızda, ailenizde ya da arkadaş çevrenizde mutlaka böyle birileri vardır. Hayatın onlara karşı hiç adil olmadığından şikayet eden, sürekli yakınan ama bir şeyleri yoluna koymak için asla çabalamayan, mücadele etmeyen. Onlara her zaman şunu söyleyin. Uyan artık, hayat kimseye karşı adil değil. Şikayet etmek sadece zayıf insanların işidir. Oturup kendi halinize acıyarak ne kadar vakit harcayabilirsiniz ki? Eğer kelebeğin umudu olmasaydı, ömrünü uçarak geçirebilir miydi? Daniel Sturridge, benim her zaman özel sempati duyduğum oyunculardan biri olmuştur. Yaşadığı onca talihsizliğe rağmen, saha içinde ve saha dışında her zaman gülümseyen yüzüyle, etrafına pozitif enerji yayan, her zaman ayakta kalmayı başaran bir adam. Çünkü onun kitabında olumsuz herhangi bir şey yazmıyor. Bazı sayfalarda yorgunluk var biraz, bazılarında ise talihsizlikler. Ama sürekli açılan yeni ve temiz sayfalar var. Uzun süredir tekrar zirveye çıkacağı günü bekleyen Trabzonspor, ve yine uzun zamandır kariyerini ayağa kaldırmaya çalışan Sturridge'in buluşması aslında başlı başına bir hikaye. Bu hikayeyi onlar yazacak ve biz seyredeceğiz. Ama bize düşen hikayenin bugüne kadarki kısmını anlatmak. İşte karşınızda kaçak avcı Daniel Sturridge. Eylül 1989 Hockley, Birmingham doğumlu, Jamaika asıllı bir İngiliz. Daniel küçüklüğünde bile öyle sempatik bir çocukmuş ki, tüm aile fertleri, hatta yetiştiği çevredeki herkes tarafından çok sevilen bir afacan. Aynı zamanda da şanslıydı. Tıpkı kendisi gibi futbolcu olan babası Michael, amcaları Dean ve Simon küçük yaşından itibaren onun üzerine titremişlerdi. Üç futbolcu kardeş onu Pelin'in videolarını izleterek büyüttü. Daniel bazen evin ön bahçesinde, bazen çevredeki futbol sahalarında, hatta bazen evin içinde, kısacası her zaman her yerde top tekmeleyen bir çocuktu. Futbola 6 yaşındayken Cadbury Athletic adında yerel bir kulüpte başladı. Tıpkı profesyonel kariyerinde göreceğimiz gibi çocukluk yıllarında da sık sık yer değiştiren, kendisi için en iyi fırsatı kovalarken oradan oraya sürüklenen birisiydi. Bir yıl sonra Aston Villa, 4 sene içerisinde Coventry City ve nihayet 13 yaşına geldiğinde profesyonelliğe adım atacağı yer olan Manchester City Genç Akademisi'ne katıldı. 2004'te dünyanın 15 yaş altı kategorisindeki en prestijli turnuvası Nike Kupası'nda hem gol kralı oldu hem de turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. 2006'da 17 yaşındayken A takımı formasını ilk kez giydi ve 3 sezon boyunca ufak ufak süre bulmaya başladı. Temmuz 2009'da Manchester City ile olan sözleşmesi sona erdi ve Chelsea ile kontrat imzaladı. O sezon Carlo Ancelotti yönetiminde Premier Ligi kazanan Chelsea'de kısıtlı süreler almış olsa dahi kariyerinin ilk kupasını kaldırdı. Ertesi yıl ligin ikinci yarısında Bolton Wanderers'a kiralık gitti ve bu yarım sezonluk kiralık macerasının kariyeri açısından ona büyük katkısı oldu. Bolton'da 13 maçta 8 gol atarak İngiliz milli takımından davet aldı. Kasım 2011'de İsveç'te oynanan özel maçta ilk kez milli formayı giydi. Ada futbolunun son yıllarda yetiştirdiği birçok hücum oyuncusu var ve bunların çoğu birbirine benzer özelliklere sahip. Sean Wright Phillips'ten Aaron Lennon'a, Theo Walcott'tan Oxlade Chamberlain'e, Danny Welbeck'ten Raheem Sterling'e, Jesse Lingard'dan Marcus Rashford'a kadar hemen hepsi oyununu atletizm ve fiziksel özellikleri üzerinden tanımlayan hızlı sprinter oyuncular. İşte Daniel de onlardan birisiydi. Fakat bir oyuncunun en belirgin, en güçlü özelliğini ondan alırsanız geriye ne kalır? Hala fark yaratacak derecede iyi yaptığı, keskinleştirdiği bir becerisi var mıdır? İşte sorulması gereken soru bu. Eğer cevabınız evetse o oyuncu gerçekten iyi futbolcu demektir. Tıpkı bugün Sturridge'in yaşadığı sakatlıklar sonucu erozyona uğrayan atletizmi ve düşen hızına rağmen hala üst düzey bir bitirici olması gibi. 2011-2012 sezonuna Andre Villas-Boas'la başlayıp Roberto Di Matteo ile bitiren Chelsea'de Sturridge artık kendini kabul ettirmiş, takımın önemli parçalarından biri olmayı başarmıştı. 4 kulvarda toplam 43 maça çıktı, 13 gol attı. Sezon sonunda takımıyla hem FA Cup hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ancak bir sonraki yıl takım büyük bir düşüş yaşamaya başlamış, Daniel'ın süreleri gitgide azalmıştı. Roberto Di Matteo'nun kovuluşu ve yerine Rafa Benitez'in gelmesiyle Sturridge'in bileti kesildi.
devre arasında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer oldu. Brendan Rodgers yönetimindeki Merseyside ekibinin sanki eksik parçasıydı Daniel. Geldiği gibi ilk 11'in değişmez oldu. 14 maça çıktı, 10 gol attı. Sonraki sezon kulübün 23 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için ellerine büyük bir fırsat geçti. Philip Coutinho, Raheem Sterling, kaptan Steven Gerrard ve elbette Luis Suarez, Daniel Sturridge ikilisiyle Liverpool şampiyonluğa koşuyordu. Uruguaylı ve Daniel arasındaki mükemmel uyum sezon boyunca bu ikilinin toplam 55 kez skoru değiştirmesini sağlayacaktı. Daniel, üst düzey atletizmi ve çabukluğunun üzerine dribbling yeteneğini de hatırı sayılır biçimde geliştirmişti. Hücum bölgesinin her yerinde oynayabiliyor, çok skorer bir oyuncu olmasına rağmen merkezden uzaklaşıp çizgilere yaklaştığı zaman verimi azalmıyordu. Müthiş bir sol ayağı sahip olmasının yanı sıra kuvveti sayesinde yere çok sağlam basıyor, kolay kolay yıkılmıyordu. İngiliz futbolcuların karakteristik özelliklerinin çoğuna sahipti. Topu hücum bölgesine çok hızlı bir şekilde taşıyabilen, oyunun hızını belirgin şekilde yükseltebilen, çok ani yön değiştirebilme özelliği ve hızı sayesinde karşısında durması çok zor bir oyuncuya dönüşmüştü. Gol rakamlarının oldukça yüksek olmasına karşın Daniel bencil bir oyuncu da değildi üstelik. Kafası hep yukarıdaydı. Gözü her zaman müsait durumdaki bir takım arkadaşını arardı. Gol desen her çeşidi vardı bu adamda. Topu ayağında fazla eveleyip gevelemeden çabucak kalecinin uzanması en zor yere nişanlardı. Kaleyi çaprazdan gören dar açılardan gol çıkartmak konusunda çok maharetliydi. Savunmanın arkasına bir kez sarkıp topla buluştuğu an affı yoktu. Kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra gol atmakta ne var diye düşünebilirsiniz. Ama işin zor tarafı zaten o pozisyona girebilmek. Poacher, İngilizce'de yasak bölgede avlanan kaçak avcı anlamına gelen bu tabir, futbolda Sturridge ve onun gibi golcüler için kullanılır. Poacher maç boyunca çok fazla topa dokunmasa bile, hatta takımı topa çok fazla sahip olmasa bile doğru an geldiği zaman savunma arkasına hareketlenir ve topla buluşup golü yapar. Bunu yapabilmek için üst düzey bir topsuz oyun becerisi, yüksek konsantrasyon, denge, hız, son vuruş kabiliyeti, gol sezgisi ve belki de en önemlisi offside'da kalmamak için doğru zamanlamayla ve doğru ivmeyle gol koşusunu yapabilmek gerekir. Yoksa karşı karşıya kaldıktan sonra biraz topçuysanız golü zaten atarsınız. O işin gerçekten kolay kısmıdır. Sturridge hem zoru hem de kolayı yapmak konusunda kaçak avcılar arasında en önde gelenlerden biriydi. O sezon dünyanın en zor liginde 29 maçta attığı 21 golle takım arkadaşı Suarez'in hemen arkasından Premier Lig gol krallığında ikinci sırayı aldı. O sezonun hikayesi gerçekten de çok farklı yazılabilirdi. Ama futbol zaten bu yüzden çok güzel bir oyun değil mi? Son 4 haftaya lider giren Liverpool, Chelsea deplasmanında çıktığı kader maçını 2-0 kaybetti. Kaptanın ayağı kaydı, çeyrek asırlık kupa hasreti bugünlere kadar devam etti. Yine de Daniel için her şey yolunda gözüküyordu. O güne dek oradan oraya savrulmuş bir oyuncu olarak nihayet kendisi için ideal yeri bulmuş gibiydi. Ancak o günden itibaren kariyerini etkileyecek birçok olay meydana geldi. Sezon sonunda önce ekürisi Suarez takımdan ayrıldı, ardından sezon sonunda sözleşmesi biten kaptan Steven Gerrard. Bu iki oyuncu, Sturridge'in gollerinin büyük bölümünü asiste eden adamlardı. Üstelik bu kariyerinin en iyi döneminde önce uyluk, ardından kalça kemiğindeki sakatlıklar sebebiyle tam 40 maç kaçırdı. 2015-2016 sezonunda Jürgen Klopp'un gelişiyle formunu geri kazanır gibi oldu ama sakatlıklardan yine yakayı sıyıramadı. Sağda olduğu 25 maçta 13 gole imza atarken kaçırdığı maç sayısı bu kez 17 idi. Ve elbette Liverpool'un Sturridge'i bekleyecek kadar sabrı yoktu. Sakatlanmadan evvel takımın as oyuncusuyken artık yerini Firmino'ya kaybetmişti. İyileşti iyileşecek, döndü dönecek derken 3,5 senesi resmen heba oldu, boşa geçti. 2017-2018 sezonunun devre arasında biraz ritmini bulması adına West Bromwich Albion takımına kiralık gitti. En azından düzenli forma şansı bulmayı umut ediyordu. Peş peşe 2 maça çıktı, 3.sünde Chelsea'ye karşı ilk 11 başladı ama sadece 3 dakika sahada kalabildi. Uyluğundaki sakatlık yine nüksetmişti. Yarım sezonluk West Bromwich Albion macerası da umduğu gibi olmadı. Sezon sonu Liverpool'a geri döndü. Ayrılmadan önce takımın en azından yedek forvetiydi ama geri döndüğünde bu kez rotasyondaki yeri için genç Belçikalı Divock Origi ile rekabet etmesi gerekiyordu. Daniel Sturridge son 5 yılda Liverpool için kilit oyunculardan birisi değildi. Ama bu kadar uzun süre burada kalmasının bir sebebi vardı. Jürgen Klopp onun için şöyle diyor. Ben Liverpool'a ilk geldiğimde o da buradaydı. Birlikte bir takım olmamıza ve yeniden bir yapı inşa etmemize yardımcı oldu. Daniel modern zamanlar için Liverpool'un ikon oyuncularından birisi. Benim gördüğüm en üst düzey bitiricilerden biri.
bizim için harika ve çok önemli birçok gole imza attı. Mümkün olmayacağını düşündüğünüz imkansız goller atabilecek bir oyuncu. Aynı zamanda soyunma odasında mutlaka olmasını isteyeceğiniz çok büyük bir karakter. Orada bulunmayan birisi elbette bunun farkında değildir ancak oldukça zeki, özgüveni yüksek ve açık sözlü biri. Takıma yardımcı olmak adına inandığı bir şey varsa bunu mutlaka söyler ve yapar. Üstelik genç oyunculara sürekli mentörlük eden ve buradaki gelişim sürecine sürekli katkıda bulunan birisi oldu. Benim fikrim Daniel kendisi için doğru yerdeydi. Ve burada kalabildiği kadar uzun süre kalabilmek için elinden gelen tüm gayreti gösterdi. Yedek kalmayı, hatta bazen haftalarca oynamamayı bile göze aldı. Hep pozitif kaldı, hep başını yukarıda tuttu. Bunun sonucunda Liverpool'la bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Son 29 yılda Premier Lig şampiyonluğuna en çok yaklaşan iki kadronun ikisinde de yer aldı. Bu açıdan Liverpool tarihinde hep özel bir yeri olacak. Belki son dönemde fazla süre almadı, fazla katkı yapamadı ama buna rağmen soyunma odasının kanseri değil, liderlerinden biri oldu. Eğer Liverpool YouTube kanalını benim gibi yakından takip ediyorsanız bilirsiniz. Daniel aynı zamanda bu pozitif enerjisi sayesinde kanalın başrol oyuncusu ve adeta Liverpool'un yüzüydü. Şimdi bu bahsettiğim karakter özellikleri Trabzonspor'da ona yarar da sağlayabilir, zarar da. Ne de olsa burası Türkiye. Burada her şey skor tabelasının endeksidir. Sturridge'in başarılı olduğu bir senaryoda taraftarın sevgilisi olduğunu, sempatikliğinin, pozitif enerjisinin Trabzon şehrinde gerçekten bir karşılık bulduğunu görebiliriz. Hatta belki tüm Trabzon şehrine Sturridge dansı yaparken, Sturridge'i ise kol bastı oynarken görebiliriz. Kötü senaryoda ise bu pozitifliği vurdum duymazlık ya da umursamazlık olarak algılanıp kısa bir sürede bavulunu toplamak zorunda bile kalabilir. Ama ben inanıyorum ki Daniel Trabzon şehrinin de gülümseyen, gülümseten yüzü olacaktır. Sturridge bugün 29 yaşında. Liverpool'la olan sözleşmesini tamamladı ve 303 resmi maçta attığı 105 golle ada futboluna, Şampiyonlar Ligi şampiyonu madalyasıyla kulübüne, ülkesine ve hatta kim bilir belki de 26 kez formasını giydiği İngiliz milli takımına veda etti. Trabzonspor, daha önce hiç ülkesi dışına çıkmayan ve Türkiye'yi çok iyi tanımayan Sturridge'i ikna ederek bence çok büyük iş başardı. Peki gelelim esas soruya. Daniel'ı bundan sonra sağlıklı bir futbol kariyeri bekliyor mu? Bunu bilmemiz elbette mümkün değil ama bazı tahminlerde bulunabiliriz. Öncelikle çağımızın teknolojik imkanlarıyla birlikte tıp sektörünün her gün biraz daha aşama kaydettiğini söylemek gerek. Bununla birlikte spor bilimleri gibi yeni meslek dalları da ortaya çıktı. Artık sporcuları sadece tedavi etmek değil, onları sağlıklı tutmak da çok önemli. Oyuncuların sakatlık geçmişini, yaşını, boyunu, kilosunu, kas kütlesini, maç oynama yoğunluğu gibi verileri ortaya dökerek sakatlık risk analizi yapan profesyoneller mevcut. Bu durumda tabii ki Trabzonspor sağlık ekibine de büyük bir iş düşüyor. Örneğin bir oyuncunun 9 günde 3 maça çıkması sakatlık riskini belli oranda arttırıyorsa oyuncuyu dinlendirmek en mantıklı yöntem. Artık sporcudan fedakarlık bekleme ya da sakatlığına rağmen iğnelerle sahaya çıkarma devri yavaş yavaş geride kalıyor. Gelinen bu noktada Sturridge'in sakatlığının kronikleştiğini ve mutlaka nüksedeceğini söylemek biraz peşin hükümlülük olur. Şunu da ekleyelim ki Trabzonluların yüreğine biraz olsun su serpmiş olalım. Daniel son 1,5 yılda önemli bir sakatlık yaşamadı. Tabii ki şans faktörü burada çok önemli. Sturridge bugüne dek şansı yaver giden biri olmadı. Umarım bordo mavi formayı giymesiyle birlikte şansı da dönmüş olur. Ve umarım Sturridge kariyerini tekrar ayağa kaldırmak için hala yeterli umuda ve enerjiye sahiptir. Çünkü zirveye çıkışlar kadar dibi görüp geri dönüş hikayeleri yazmak da spor tarihinde her zaman eşsiz bir yere sahip olmuştur. Ben inanıyorum ki onun hala söyleyecek çok sözü, atacak çok golü, yapacak çok dansı var. Herkes yeni bir sayfa açmayı, yeni bir başlangıcı hak eder. Unutmayın, bugün geriye kalan hayatınızın ilk günüdür.